Süper kahramanlar popüler kültürümüzün önemli bir parçası. Onları izlerken eğleniyoruz, heyecanlanıyoruz, aynı zamanda ilham da alıyoruz. Özel güçlerle dolu, cesur ve insanüstü bu kahramanlar. Fakat bu süper kahramanlardan birisinin yeri benim için ayrı. Batman. Bu karakter o kadar özel ki bence kendisi en iyi süper kahraman ve benim gibi birçok insanda Batman'in gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman olduğu konusunda hemfikir. Peki Batman izleyicilerle böyle bir bağ kurmayı nasıl başardı? Bu soruyu kendime sorduğumda 3 tane cevaba ulaştım ve bunlardan ilki özel güçlere sahip olmaması. Evet, böyle bir soruya biraz ironik bir cevap olmuş olabilir ama gerçekten öyle. Batman ne Hulk gibi mutasyon geçiriyor, ne Kaptan Amerika gibi bir deney ürünü, ne de Thor gibi bir yıldırım tanrısı. Kendisi sıradan bir insan, bizim gibi etten kemikten biri yani. Özel bir güçle kutsanmamış, tüm bu yeteneklerini sıkı çalışma sonucu elde etmiş. Tabii ailesinden kalan mirası Batman'i yaratmakta yardımcı olmuş ama onun dışındaki her şeyi bileğinin hakkıyla kazanmış. Peki bu sıradanlık Batman'i neden özel yapsın ki? Tam tersi, özel güçlere sahip olması onu özel yapmaz mıydı? Sonuçta sıradan bir insan olmak kusurlu olmak demektir. Ve Batman'de de kusurun varlığını görebiliriz. Kendisi yeri gelir dayak yer, yeri gelir kandırılır ve yeri gelir hatalar yapar. Ama kusur kavramının bir özelliği de vardır, empati kurmamızı sağlar. Mesela özel güçlere sahip süper kahramanlarla empati kurmamız oldukça zordur. Sonuçta metafiziksel olan bu güçlerin gerçek dünyada yeri yoktur. Bunu bilen izleyici ise izlediği kahramanların hayal ürünü olduğunu bir kez daha anlar. Fakat Batman gibi özel güçleri olmayan kusurlu ve sıradan bir insan izleyiciye şunu gösterir. Eğer Batman gibi biri kahraman olabiliyorsa herkes kahraman olabilir. The idea was to be a symbol. Batman could be anybody. That was the point. Batman'in özel güçlere sahip olmaması, diğer insanlarla arasında fark olmadığını ve ulaşılmaz olarak gördüğümüz süper kahraman statüsünün aslında ne kadar ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Batman'i özel yapan ikinci özellik ise korkuya karşı tavrı. Korku kavramı çoğu süper kahraman hikayesinde önemli bir yere sahiptir. Süper kahramanlar ya korkusuz tasvir edilir ya da korkularını yenmeye çalışır. Oysa Batman'in korkuya karşı tavrı oldukça farklıdır. Batman korkusunu benimsemeye çalışır. Breathe in your fears. Face them. To conquer fear, you must become fear. You must bask in the fear of other men. Zaten Batman'in varoluşu tamamen korkusu üzerinedir. Küçükken korktuğu yarasaları yarattığı kahramanın sembolü olarak seçmiştir. Korkunun ne kadar güçlü bir dürtü olduğunun farkındadır. Bu yüzden düşmanlarıyla çatışmasında korku faktörünü kullanır. Bir sahne Batman'in korkuyla olan ilişkisini çok güzel açıklar. Bu sahnede kahramanımız yer altında bir hapishaneye hapsedilmiştir ve bu hapishaneden kurtulmanın tek yolu zorlu duvarlara tırmanıp yeryüzüne ulaşmaktır. Tabii bu tırmanış sırasında hata yapıp düşmek ölümle sonuçlanacağından tırmananlar bir ip yardımıyla tırmanırlar. Fakat Bruce Wayne ne kadar uğraşsa da bu tırmanışlarda başarısız olur. Bunun üzerine oradaki yaşlı bir esir şunu söyler. Fear is why you fell. No, I'm not afraid. I'm angry. Ve Bruce Wayne sinirli bir şekilde yine dener ve tekrar başarısız olur. Fakat daha sonra kahramanımız ve yaşlı esir arasında ilginç bir diyalog daha yaşanır. You do not fear death. You think this makes you strong. It makes you weak. Why? How can you move faster than possible, fight longer than possible, without the most powerful impulse of this period? The fear of death. I do fear death. I fear dying in here, while my city burns. There's no one there to save it. Then make the climb. As the child is. Without the rope. Then fear will find you again. Kahramanımız bu sefer korkusundan kaçmak veya korkusuz olduğunu iddia etmek yerine tam tersini yapmıştır. Kendisini korkunun içine itmiştir. İpi kullanmadan tırmanacaktır. Ve sonuç... Korku kavramına böyle farklı bir yaklaşımda bulunan başka bir kahramanlık hikayesi görmedim ben. Diğer hikayelerdeki korkuya karşı sığ bakış açısı yerine Batman'in hikayesi korku kavramına oldukça derin bir yaklaşım sunuyor. Batman'i özel yapan üçüncü ve bana göre en önemli özellik ise trajedik hayatına rağmen iyiliği seçmesi. Batman'in hayatını incelediğimizde koca bir trajediden ibaret olduğunu görebiliriz. Ailesi küçük yaşta gözler önünde katledilmiştir. Sevdiği kadın ölmüştür. Yaşadığı şehir çöküyordur. En güvendiği insanlar ona ihanet etmiştir. Fakat Batman tüm bu trajedilere rağmen iyiliği
nefret etmeyi sürdürmüştür. Bu rağmen kelimesine dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü Batman'i özel yapan bu rağmen kelimesidir. Evet, trajedi her kahramanın hayatında vardır. Fakat Batman kadar trajediye maruz kalmış başka bir kahraman yoktur. Trajedik hayat açısından Batman'e çok benzeyen biri daha vardır mesela. Evet, Joker'in hayatı da trajiktir. Kendisi başarısız bir komedyendir. Etrafından saygı görmez. Hamile karısı ölmüştür. Fakat bu trajediler en son Joker'i pes ettirir ve kötü tarafa çeker. Fakat bu trajediler Batman'i kötü tarafa çekmeyi hiç başaramamıştır. Ki bana göre Batman'in büyüklüğü işte tam buradadır. İyiliklerle dolu bir dünyada iyi bir insan olmak kolaydır. Kötülüklerle dolu bir dünyada kötü bir insan olmak da kolaydır. Fakat kötülüklerle dolu bir dünyada iyi bir insan olmak, işte bu çok zordur. Batman ise bunu başarmıştır. Burada izlediğimiz hikaye, diğer kahramanlık hikayeleri gibi iyi ile kötünün savaşından ibaret değildir. Bu hikaye bir insanın tüm trajedilere rağmen iyi bir insan olmaya devam etmesini anlatır. Batman bu kadar özeldir çünkü bozulmuş bir dünyada yaşamasına rağmen kimse onu bozmayı başaramamıştır.